her yerde haber var. Her yerde haber var dedik. Böyle yaz kıyafetleriyle, yaz kıyafetlerimizle geldik. Bir dağın, bir tepenin en üstünde oturuyoruz şimdi. Burası Wuni. Wuni Sarayı diye bildiğimiz Wuni Tepesi aynı zamanda. Wuni Sarayı olarak biliyoruz. Bu ülkedeki en önemli tarihi eserlerden biri. Aslında saray deniyor ama aldığımız bilgiye göre de, sizin de alabileceğiniz bilgilere göre de burası bir yerleşim yeriydi. Ve neydi yerleşim yeri? 2500 yıl önce. 2500 yıl önce, isterseniz buradan da bakarız, deniz seviyesinden 250 metre yükseklikte bir kurulu bir yerleşim yeri, saray. Marion kentinin Pers yandaşı kralı tarafından Soli kentini gözetlemek amacıyla yaptırıldı. Marion kenti. Marion güneyde, Baf'ta. Soli kenti hemen buranın doğusunda. Gemi konağı Lefke, Soli bölgesi orası. Soli kuzeyde, Marion güneyde. Bir kuzey-güney olayı var yani o zaman da. Soli'ye denizden gelecek herhangi bir yardımın önünü kesmek ve Soli'den Baf'a doğru herhangi bir saldırıyı burada durdurmak amacıyla 2500 yıl önce yapılmış burası. Size ayrıntılı bilgiler vereceğim. 3 bölümden oluşuyor. Athena Tapınağı ve buraları, sunaklar var. Öyle güzel sunaklar var ki, buradaki arkadaş da bize bilgi verdi. Sunağı şu şekilde hemen anlatayım size. Sunak, tanrılara adanan adakların ve kurbanların kesildiği aslında mezbaha. Ama hem sunak hem mezbaha, düşünün ki bunlar o dönemde bile hayvanın nerede kesileceği, insanların nerede durduğu, kanın nereye aktığı bile hep planlanmış 2500 yıl önce. Şimdi biz sokakta hayvanları telef edebiliyoruz. Evet, her yerde haber var dedik. Bugün tek başımızayız, yine geldik böyle dolaşıyoruz. Aslında çok da iyi oluyor. Çünkü, özür dilerim, ülke biraz karışık. Ülke karışık. Haziran ayının 15'inde çekiyoruz. Herhalde 20-21'inde, 22'sinde yayınlayacağız bunu ama 15'inde ülke çok karışık. Çünkü ülkeye karantinasız uçakla, özel uçakla insanlar geldi. Bazı bakanlarımız, hatta Müteahhitler Birliği Başkanı bile diyor ki bunlar yatırımcı olarak geldi. Her neci olarak gelmişlerse de bile ülkeye, havaalanının itfaiye kapısından girdiler, karantinasız girdiler. Yanlarında artık kimdi bilmiyoruz ama eğlenceye geldikleri çok açıktı. Katakulle okumasın kimse bize. Ama bizim işimiz o değil. Yine de çok gergin, çok sıkıntılı, hatta hükümetin sıkıntısı olduğu, yani hükümet sıkıntısı, hükümeti düşürebilecek bir sıkıntı. İşte koronaydı, tedbirdi, parasızlıktı, işsizlikti, şuydu buydu derken açıldıydık, açılmadıydık, saçıldıydık, saçılmadıydık. Ben çok keyifliyim. Burası bir cennet. Öyle güzel bir esintisi var, öyle güzel bir havası var. Yani bir zeytin ağacının altına yan tarafta veya işte bu şinyalıkların, makilerin altına oturup dinlenmek, kafayı temizlemek bambaşka bir olay. Ama biz size tabii ki ayrıntılı bilgisini de vereceğiz. Burası Wuni Sarayı. Wuni Sarayı tam karşımızda, sunak var ve arkadaki denizde Akdeniz tabii ki ve Güzelyurt Körfezi'nin masmavi görüntüsü. Pers yandaşı Marion kralının Wuni kelimesi. Wuni Wuno, tepe demek aslında. Wuni kelimelilerin dağ tepesi
anlamına geliyor. Dağın tepesi anlamına geliyor aslında. Yüksek bir yerde kurulmuş olması itibariyle yükseklik, vuni, tepelik yer anlamına geldi. Ve biz buraya saray dedik. Saray olarak kullandık. İşte görüntüsü de şu anda bu. Carcar ediyor bizim tripodumuzda makineyle çekerken. Vuni tepesinin İsveçli arkeologlar 1928 ve 1929 yılında ortaya çıkardılar Vuni Sarayı'nı kazarak elleriyle. Ve çok ilginçtir tabii ki o kazı döneminde, o kazıların yapıldığı dönemde bu tepelik bölgenin, yani bu Vuni'nin kazı çalışmalarında Kıbrıslı Türk ve Rum kadınlar çalıştı. Ama çok ilginçtir, 1974 yılında terk edilen Galini Köyü, Ömerli şimdiki adıyla, Galini Köyü'nden Kıbrıslı Türk kadınlar burada çalıştı. Yani İsveçli arkeologların yıllar sonra bastıkları kitaplarda burada çalışan kadınların, Galinili Türk kadınlar olduğu yazılıdır. Bu da o dönemde daha sonra, yani çok yakın bir geçmişte Hristiyanlığı, Ortodoksluğu seçmiş olan Galinili kadınların izahı da var aslında buralarda. Evet, 1928-29 dedik İsveçli arkeologlar. Milattan önce 5. yüzyıl başlarına ait bir yer burası ve doğu özelliği taşıması çok önemli. Yani Kıbrıs'ta doğu özelliğini taşıyan, doğunun özelliğini taşıyan tek yerdir burası, tek binadır. Erken devir mimarisinde doğulu özellikler görülüyor ve Pers egemenliği döneminde yapıldığı da gayet iyi bir şekilde anlaşılıyor. Bu sunak, biraz önce de size söyledim, altarda deniyor. Burada öyle güzel bir düzen var ki arkeologların anlattığına göre, buradaki arkadaşların da anlattığına göre, kanın akacağı yer bile belli. O kadar düzenli yapmışlar. Buralarını o kadar iyi yapmışlar. Evet, Pers egemenliği döneminde yapıldı. Milattan önce 449 yılında General Kimon idaresindeki Yunan ordusunun Kition ve Marion'u ele geçirmesiyle bu şehirde Yunan hakimiyetine girdi. Bu şehir, yani Vuni Sarayı dediğimiz yerde Yunan hakimiyetine girdi. Yine milattan önce 391 yılında Salamis kralı Evagoras'ın tüm Kıbrıs'ı idaresi altına almak istemesi üzerine Kition, Amathus ve Soli şehirleri Evagoras'a karşı Perslerden yardım istedi. Yani bu Kıbrıs'ın 2500 yıl önce de bu kaderi, ondan bundan yardım istemesi, bu tarafından da hep böyle savaşlara kurtarılması veya savaşların yaşanması hep o zamanlardan beri var olan bir çeşit kader. Evet, Soli Perslerle ittifak yapmasıyla kaybolan politik gücünü yeniden kazandı. Soli, hemen yakındaki Soli harabesi aslında. Soli şu anda baktığımız istikamette, karşı tepelerin üzerinde, daha alçakta, Yedi Dalga Köyü'nün hemen yanı aslında Soli. Oraları öyle. Ve Soli Perslerle ittifak yapması sonucu kaybolan prestijini geri kazanınca Milattan önce 380 yılında bu defa ne yaptı? Hep kendini tehdit eden burasını Marion döneminde, yani kuzey ile güney arasında, burası Marion krallığının inşa ettiği, onlara ait bir yerdi ve Soliler ne yaptı burasını? Yaktı. Evet, burası milattan önce yakıldı.
Biraz önce bahsetmiştik. Milattan önce ilk inşasını Persler yaptı veya Pers egemenliği altında yapıldı. Yine Pers yönetimi içinde 500 ve 450 milattan önce 500 ve 450 yani işte 2020 yılındayız. Tam 2520 yıl önce Yunan yönetimine geçti tekrardan ve bu kez mimari değişime uğradı. Bazı mimari değişiklikler söz konusu oldu. Ana hatlarıyla idari bölüm, yatak odaları, erzak depoları, hamamlar, iş yerlerinden meydana gelmiş. Şehir tepeden denize eğilimli bir araziden oluşturulan 3 teras aslında. 3 teras biraz önce de bahsetmiştik. Bu teraslardan bir tanesi şurada hemen arabanın arkasında park edilmiş. Yukarıda şu anda ormancılar orada yangın gözetleme kulesi olarak orasını kullanıyorlar. Arabanın arkasında, siyah renkli arabanın arka tarafında olan bölüm orası. Orası birinci teras veya yukarı teras deniyor. Yukarı teras denen bölge. Ve ikinci teras, ki buna da orta teras da deniyor. Şu anda bizim bulunduğumuz bölge, tam içindeyiz şu anda, tam ortasındayız. İşte ambar odaları, bir yığın sarnıç var. Birçok sarnıç var burada. Sarayın 140'a yakın odasının olduğu tahmin ediliyor. Ambar odaları, depoları, sarnıçları, misafir odaları, burada kalan görevlilerin odaları hep bu ikinci terasta. Sarayın su gereksinimi, tabii ki su çok önemli çünkü burası yüksek, aşağıdan buraya su çıkarmak önemli değil. Sarnıçlarla suyu çıkarıyorlardı ki bu sarnıçlardan bir tanesini biraz sonra göreceğiz. Çocukken dedem anlatırdı. Ama tabii ki bunun hiçbir bilimsel yanı yok. O sarnıçlardan bir tanesine inildiği zaman yaklaşık 250 metre aşağıdaki denize bile gidilebiliyormuş. Evet, ambar odaları, banyolar, avlu, her şey burada çok 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 güzel bir şekilde duruyor. Sarayın su gereksinimini sarnıçlarla sağlıyorlardı. Bunu söyledik zaten. Sarnıçlarla sağlanan bu saray odaların, saray sularında su hiç tükenmiyordu. Ama günümüzde o sarnıçlarda hiç su kalmadı. Üçüncü bir terasımız var. Denize doğru uzanan bu terasta temelleri taş, üstü kerpiçten, halkın kullandığı yapılar vardı. İsveç kazı heyeti 1927 ile 1931 yılları arasında burada kazılar yaptılar. Pişmiş topraktan yapılmış ve sarayın yok olduğu yangında siyahlanmış bir testi içinde Vuni hazinesi olarak adlandırılan eşyalar buldular. Altın ve gümüş bilezikler, işlemeli gümüş kupalar ve çoğu Marion, bir kısmı da Kition, Lapitos ve Pafos kentlerinin damgasını taşıyan yüzlerce madeni para da buldular. Aslında tam bir servet, tam bir servet buldular. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Şu anda bir misafir odasının içerisindeyiz veya bir odanın içerisindeyiz. Tam karşıda, isterseniz şu anda bir yanına gidip geliyorum. Bir dakika, size göstermem gereken bunlar su kanalları. Bunlar su kanalları ve bu su kanallarından 2500 yıl önce yazın soğuk su, kışın sıcak su geçirip oda içerisine ayrı bir
serinlik vermeye çalıştılar. Yani bugünkü klima sistemlerinin, bugünkü air conditionların ataları buradaymış. Ataları buradaymış. Ve odalar böyle, banyoların olduğu bölgedeyiz şimdi. Banyolarda da aynı şekilde, aldığımız bilgilere göre, banyolarda da aynı Türk hamamlarında olduğu gibi, bir orta yerde insanların yıkandığı yerler de varmış. Burası işte banyolar ve öyle bir sistem ki sıcak, soğuk ve ılık su teşkilatları hala bazı geçtikleri yerler görülüyor aslında, görünebiliyor. Turist aldığımız dönemlerde çok büyük ilgi çeken bir yer. Şimdi yerli turistlerimiz bir miktar geliyorlar. Gördüğünüz gibi tuvalet bölümü, banyolar, sarnıçlar ve muhteşem bir Güzellurt Körfezi manzarası. Güzellurt Körfezi, gördüğünüz gibi bütün Vuni'nin alt tarafını oluşturuyor. Karşı tarafta Kormacit Burnu dediğimiz yer. Devam ediyoruz. İşte Akdeniz Köyü, Tepebaşı Köyü, yan tarafta Yalya, Güneşköy sahili, Gaziveren sahili, Yeşilyurt, Gemi Konağı ve Lefke Üniversitesi'nin binaları ile dolu Gemi Konağı'nın iskelesinin, o meşhur iskelesinin, eskiden Manli'nin limanı da denilen Garavostasi. Buradaki liman aslında ülkenin yasal limanlarından da biri. Onu da ayrıca sizlere söyleyelim. Ülkenin yasal limanı derken tabii ki sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de yasal limanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Evet, ve çıplak tepeleri görüyoruz. Onlar da 1920'li yıllarda burada kazı yapılırken aynı zamanda Lefke'de de bakır madenciliği tekrar başlamış. Eskiden de vardı, sonra tekrar başlamış ve o maden şirketi 1974'te bizi resmen aldatıp kandırıp her şeyini toplamış, kaçmış, savaşı mazeret göstermiş ve sonuçta çevre kirliliği ve çıplak tepeler de bize kalmış. Ama yine de bizim ülkemiz çok güzel, Vuni Sarayı muhteşem. Burada çok sıcak bir hava olmasına rağmen serin, yine de insana bir değişik mutluluk ve huzur veriyor. Ve Petratu Limnitis karşı tarafta. 1927-1931 yılları arasında İsveçli arkeologlar burada hem kazı yaparken hem de hırsızlık yaparken, tabii ki çünkü İngiliz kralının da veya kraliçesinin, kralının izniyle de burada her şeyi çaldılar. Buradan her şeyi götürdüler ve oralara kendi müzelerinde sergiliyorlar şu anda İsveç'te. Gördüğünüz ada, daha önce de size anlattım aynı programda, her yerde haber var da. İşte özür dilerim, 1927-1931 yılları arasında İsveç'te İsveçli ekip burada kazı yaparken o adayı fark ediyorlar. Bir sandal kiralayıp gidiyorlar ve o adanın üzerinde ikiye bölünmüş 4 oda buluyorlar. Yani 8 odalı küçük bir köy diyebiliriz aslında. Ve orada yaptıkları kazılarda da insanların tarım aletleri, el yapımı tarım aletlerini görüyorlar. Ve biz de size göstermiştik aslında, hatırlayacaksınız. Orada tam Petra Adası'nın karşısındaki kayalıklardan çıkarılmış değirmen taşları vardı, yuvarlak.
elle, el değirmenlerinin taşları vardı. Muhteşem bir görüntü, muhteşem bir manzara, muhteşem bir ülke. Tabii burasının sadece tarihi, şunu da anlatalım. Petra Dolimniti veya Yeşilırmak Kayalığı, şu anda gördüğünüz, 7000 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta değil, bütün Kıbrıs'ta ilk insanların yaşadığı yer olarak da kabul ediliyor. Evet, Soli'de muhteşem bir manzara var. Vuni'de, Soli'nin yanı tabii ki burası ama Vuni'de muhteşem manzaralar var, muhteşem görüntüler var. Burası ikinci teras şu anda. En büyük sarnıç da şu anda gördüğünüz bu sarnıç. Bu en büyük sarnıç. Bunun ön tarafında Mısır veya Perslerin görüntüleri vardı ama şu anda gitmiş, yani o imaj, o şey gitti. Buradan su çıkarılıyordu. Bu en büyük sarnıç. Bunun 15 metre derinliğinde olduğunu söyleyenler var. Ama geçmişte anlatılanlara göre burası aynı zamanda bir geçit yeriymiş. Buradan insanlar geçip gidebiliyorlarmış. Nereye? Üçüncü terasa. Üçüncü teras neresi? İşte özel odaların yanından geçiyoruz. Bakın, özel odaların bulunduğu yer tam bugünkü gibi en pahalı noktalar. Neden? Çünkü bu özel odaların manzarası inanılmaz bir manzara. Muhteşem bir manzara. Ve aşağı kısım var tabii ki. Üçüncü teras dediğimiz işte aşağı kısım. Biraz önce de anlattım sizlere. Orası da ta denize kadar 250 metre. Uçurum gibi görünse de bu üçüncü terasta altı taş, üstü kerpiç. Ve tabii ki yıkılmış olan evler vardı. Yani burası sadece bir saray değildi. Aslında burası bir yerleşim yeriydi. Tam önümüzdeki bölümde tapınaktı o dönemde. Burası da tapınaktı. 2000 yıl önce buralarda tapınak olarak kullanılmış. Burası çok maksatlı bir salondu. Bundan da bahsedelim sizlere. Ve Petra Adası'nın çekimine biz böyle buraya kameramızı yerleştirelim ve son bilgileri verelim isterseniz, dilerseniz. Burada sadece tabii ki tarih yok. Burada doğa da var. Çok farklı orkideler çıkıyor buradan. Muhteşem orkideler çıkıyor. Arıları kandıran bir orkide bile var buralarda anlatılanlara göre. Ama dilerseniz onu başka bir programa bırakalım. Yürüyüş meraklılarını davet edelim. Yürüyüş meraklıları buradan Yeşilırmak'a kadar var olan bir patikadan da yürüyebiliyorlar. Her yıl Yeşilırmak'ta Çilek Festivali döneminde bu yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Meraklıları sık sık da geliyor. Patikanın biraz tehlikeli olduğunu söyleyelim ama yine de meraklıları için muhteşem bir yürüyüş parkuru. Son derece temiz bir hava, son derece güzel bir hava. İnşallah korona günlerini en kazasız, en belasız şekilde atlatırız. Birincisi geçti. İnşallah ikincisi bizi hiç vurmaz ve gelir her zaman turistler de buranın bu güzelliğini, buranın bu manzarasını, bu tarih kokan, doğa kokan güzelliğini de görürler. Bu arada bir kez daha her yerde haber vardan teşekkürlerimi de sunmak istiyorum. Kime? İsmini bilmediğim ama burada çalışan ve bana çok yardımcı olan görevli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burasını pırıl pırıl ve tertemiz tuttukları için, korumaya çalıştıkları için, en azından ot ve pislik içerisinde olmadığı için, gerçekten çok bakımlı ve çok temiz olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, bugün Vuni'deydik. Her yerde haber var dedik.
Haziran ayının ortasındayız. Ülke siyaseten karışık ama bizi hiç ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü biz burada çok mutluyuz ve burası çok güzel. Burası muhteşem. Burası dünyanın bir harika bölgesi, bir şahanesi. Dünyanın mucize bölgelerinden biri bence. Çok güzel bir yer. Çam ağaçlarının, serininin, zeytin ağaçlarının, tarihin, doğanın, şimdi zamanı değil, olduğunda orkidelerin, her zaman güzel kokunun, her zaman masmavinin ve her zaman yemyeşilin olduğu bir yer. Vunisaray. Hava sıcaklığı ülkemizde Haziran ayının ortasındayız. 30 ile 33 derece iç bölgeler ve 27 ile 30 derece sahiller. Muhteşem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyada da bizi izleyen, buraları özleyen varsa herkese sevgilerimizi sunuyoruz. Vuni'den. Evet, Dillirga bölgesinin Yedi Dalga Köyü ile Yeşilırmak arasındaki tepede Bademli Köy'ün hemen, burası da Bademli Köy, hemen yanında gelebileceğiniz, gezebileceğiniz, yanınızda getirdiğiniz soğuk kolanızı, çöpünüzü beraber götürmek şartıyla tabii ki içebileceğiniz, yudumlayabileceğiniz muhteşem bir tarih, muhteşem bir doğa, muhteşem bir manzara. Yeşille mavi o kadar güzel ki burada. Gökyüzü, deniz, ağaçlar.